Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabırı şöyle tarif eder. Sabır dediğin felaketle karşılaştığın ilk andaki dayanmadır. Dayanıklılıktır yani. Demek ki bela ve musibetlere daha maruz kalmadan önce eğitim almak, hazırlanmak ve o dayanıklılığı kendimizde bulundurmamız gerekiyor. Ta ki o vurduğunda sarsılmayalım, Allah korusun yıkılmayalım. O halde manevi eğitimleri önceden alalım ki hangi bela ve musibet gelirse gelsin asla yıkılmayalım. Hatta bırakın yıkılmayı bir sarsıntı bile geçirmeyelim. Bu açıdan öncelikle bilmemiz ve söylememiz gereken şunlardır. Bunu hem ruhumuza hem bedenimize hem dilimize bizatihi yerleştirelim. La ayşe illa ayşul ahira. Unutmayalım ki gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu hadisi sürekli düşünelim. Bir de innallâhe Sabirin şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i kerimesini sürekli okuyalım, ruhumuza emdirelim. Ayrıca inna ve inna ileyhi racun şüphesiz biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz diyelim. Elbette maddi ve manevi tedbirleri almalıyız. Allahu Teala'nın hem dini kurallarına hem de kainat kitabına koyduğu kevni kurallarına yani tam motomot uymalıyız. Ancak musibet, bela ve sıkıntılarla ilk karşılaştığımızda göstereceğimiz metanet, sabır ve cesaret çok önemlidir. Dağlar gibi dayanıklı olmalıyız ki asla sarsılmadan yolumuza devam edebilelim. Çünkü madem bu dünya baki değil ve Allahu Teala'nın kullarını başına getirdiği bütün musibetlerinde bir nevi hayır vardır. Hatta hayırlar vardır. Öyleyse yahu bu da geçir demeliyiz. Ve kalbimize bu manaları nakşetmeliyiz. Dolayısıyla bela musibetler gelmeden önce Kendimizi maddi ve manevi donanımlı olarak hazır tutmalıyız ki onlar geldiğinde vur, vurduğunda bizi sarsmasın, yıkılmayalım. Elbette bunlarda sayısız hayırlar vardır. Bir imtihan içerisindeyim. Bu imtihanı başarmakla mükellefim diyerek hem hazır olalım hem de o hazırlığımıza göre karşılık verelim inşallah.